Arkadaşlar merhabalar. Elimizde bir grammar sorusu var. İlk kısımda modal verb ve tense, ikinci kısımda ise sadeleştirme ya da geruntim infinitive'in test edildiğini şıklardan anlayabiliyoruz. Yukarıya çıkalım. Bakalım neyle karşılaşacağız? Diyor ki: Akut eritroblastik lösemisi olan hastalar fiine sahip olmak, ee, normal miktarda sağlıklı kırmızı kan hücreleri ve trombositlerinden diyor, daha azına sahip olmak. Ne zaman sahip oluyorlar arkadaşlar? Aslında hiç Böldüğümde bir genelleme olduğunu hissedebiliyorum hastalar diye. Yani present olmasını bekliyorum. Vuld diyorum. VULT kullanmak için koşulları hatırlayalım mı arkadaşlar? Örneğin birinci kullanımı used'u. Eskiden böyle yapardık. Geçmiş alışkanlık ya da durum değişmişlik anlatır. Verb 2'nin devamında noun clause'un içinde ne yapıyoruz? Will'in bir pas geriye atılmış hali would kullanıyoruz. Üçüncü kullanımı unreal varsayımsal durumlar. Açık bir if, gizli bir if ya da anlamsal bir varsayım olabilir. Dördüncü anlamı ise yine PAST aslında belgesel dili yapacaktı edecekti. İşte mesela ne diyoruz Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basacaktı. Bir belgeselde bunu bu şekilde anlatılırken duyabiliriz. Eledim arkadaşlar hiçbir koşul yok çünkü. Ee, diğerlerine baktığımda present e, can have var sahip olabilir. Has said present perfect. Present perfect spesifik durumlarda oldu ama ne zaman olduğunu cevabını vermez. Sahip olur olabilir hocam have present may have aynı B gibi sahip olabilir olabilir o doğru olabilir İkinci kısma gittiğimizde ki bu ne yol açar diyor yetersiz miktarda oksijene yol açar hangi oksijen arkadaşlar e, Feel carry carry through e, taşımak anlamını veriyor değil mi e, vücuda Taşıyan oksijen miktarı der, der miyim yoksa taşımak olsa zaten şurada bir nesne olur. Neyi taşımak değil mi? Suyu taşımak, oksijeni taşımak yok ki nesne. Carrying taşıyan aktif eledim. To carry taşımak için aktif eledim yanında mutlaka... Ne olmalı? Burada nesne olmalı. Ya da to carry mekmak için değilse bile e, önünde de arkadaşlar the first, the last, the best, the only, the superlative amounts of oxygen görmek isterdik. O da yok. Şimdi geriye pasif kurgulanmış ikinci kısmı sadece ne kaldı böylelikle? şıkkı kaldı. Being carried diyerek. Anlamını şöyle bir toparlayalım mı arkadaşlar? Diyor ki bize genel olarak e, akut eritroblastik lösemisi olan hastalar e, sağlıklı kırmızı kan hücreleri ve trombositin normal miktarından daha azına sahiptirler. Ki bu da vücut boyunca taşına, taşınılan, taşınılmakta olan oksijenin yetersiz bir miktarına yol açar. Arkadaşlar elimizde bir sıfat sorusu var. Bu kelime sorusunu cevaplarken dikkat etmek gereken elbette hem boşluğun sağ tarafıydı en önemlisi hem de bizden olumlu mu olumsuz mu bir sıfat istediklerine karar vermekti. Bakın cümle şöyle söylüyordu. Ailelerde. Hangi ailelerde? Şu anda biz arkadaşlar bir sıfat cümlecinin içine giriyoruz aslında. Ve o nereye kadar gidiyor? Virgüle kadar. Diyor ki ebeveynlerin aşırı derecede talepkar zorlayıcı olduğu ve kullandığı ailelerde. Ne kullandığı ailelerde? Harş, sert, kötü, eksi, ve paralel bağlar cezalandırıcı disiplin stratejileri kullandıkları ailelerde. Yani eğer harsh ve punitif cezalandırıcı, sert, eksi ise burada da olumsuz, eksi bir sıfat bekliyorum. Cümlenin gerisine devam edelim. Bu tip ebeveynlerin olduğu ailelerde aile etkileşim desenleri, biçimleri sıklıkla çatışma tarafından, çatışma yoluyla karakterize edilir. Yani şekillendirilir. Ve çocuklar çoğunlukla ne yaparlar? Davranış problemleri sergilerler. Yani bütün bunlar da zaten kötü değil mi? Çatışmayla şekilleniyor. Davranış problemleri ortaya çıkıyor. O zaman ben olumsuz bir sıfat aramalıyım. Ne kullanan? Bakın bir de neyi nitelediği de çok önemli aslında. E, disiplin stratejilerini niteleyeceksiniz. Cezalandırıcı, sert ve nasıl disiplin stratejileri? Arrogant aslında eksi ama arrogant arkadaşlar burnu havada kibirli demek. Kibirli disiplin stratejisi der misiniz? Hayır. Elerim. Expressive kendini ifade eden anlatımsal ee, ondan sonra etkili pozitif bir kelime eledim. Soothing rahatlatıcı böyle sakinleştirici pozitif eledim. Inconsistent tutarsız eksi peki tutarsız disiplin stratejileri diyebilir miyim? Evet gayet de tanımlarım. Dursun Justifiable, gerekçelendirilebilir, izah edilebilir, açıklanabilir demektir ki olumlu bir sıfat olduğundan da kendisini bize ilettiriyor. Cevap Denizi Inconsistent. Inconsistent tekrar söylüyorum tutarsız demek. Önüne gelen in ile olumsuz olmuş zaten değil mi? Consistent tutarlı demek, uyumlu demektir. Tüm cümleyi son kez toparlayalım Denizli'yi de yerleştirerek cümleye. Diyor ki e, ailelerde, hangi ailelerde... E, aşırı derecede talepkar olan ve e, tutarsız, sert ve cezalandırıcı disiplin stratejileri kullanan ailelerde aile etkileşim biçimleri desenleri sıklıkla çatışmayla karakterize edilir, e, ifade edilir, şekillendirilir anlatılır ve çocuklar sıklıkla davranış problemleri sergilerler. Arkadaşlar merhabalar bir edat yani preposition sorusuyla karşınızdayız. Küresel savaş diyor. Fight yanına against alabilir. Özellikle de yukarıdaki gibi AIDS, tüberküloz, malaria ve diğer bulaşıcı hastalıklar dediğine göre hastalıklara karşı savaş olabilir. With de olabilir. Bir şeyle savaş, biriyle savaş. About hakkında çok olası görünmüyor. About yani AIDS hakkında küresel savaş demem. At e, AIDS'te savaş o da çok olası değil over aynı about gibi üstünde hani hususunda savaş ama AIDS üstünde savaş demeyiz değil mi? bir toprak üstünde savaş olabilir mesela ya da fight over um, petrol diyebilirsiniz değil mi? hakkında üstünde diye against mi with mi? vallahi ikinci kısma bakalım İkinci kısımda ise belirleyici bir unsur vardı ne vardı biliyor musunuz? radius azaltmak demek değil mi? burada vermiş ya 5 e, yaşın altında ölen çocukların sayısını 12 milyondan from vardı. Neye? 6 milyondan daha aza günümüzde azaltmak. From to ikilisi. O zaman by elenir. Kim kaldı geriye? A şıkkı doğru cevap olarak kaldı. İsterseniz tüm cümlenin genel olarak çevirisinde bir yapalım. Der ki AIDS, tüberküloz, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı küresel savaş 5 yaşın altında ölen çocukların sayısını 12 milyondan 1990 yılında günümüzde 6 milyondan daha aza indirmede yardımcı oldu, işe yaradı. Cevap B şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde yanına isim alan bağlaç yapıları var. incelemeye başlayalım. Bu arada e, incelemeye başlamadan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aslında biz şu virgülden diğer virgüle kadar bir sıfat cümlecinin içindeyiz. Bu sıfat cümlecinin içinde anlam kurgusunu kurmamız gerekiyor. Diyor ki Galapagos takım adaları ki orada pek çok Hayvan ve bitki türleri eşsizdir diyor. Unik eşsiz olmasına artı diyebiliriz. E, adanın, e, ekvator kıyısının bin kilometre açığında Pasifik'te izole uzak lokasyonları. Şimdi adaların uzak izole lokasyonu iyi bir şey midir? Bu türlerin eşsiz olması için. Evet iyi bir şeydir değil mi? Türler yok olmuyorlar bir kere ya da e, türleri etkileyen olumsuz bir şey yok. Peki bu durumda? Ee, ben ne demeliyim? Ee, öncelikle in spite of e rağmen dememeliyim. Çünkü o bir zıt anlam katar. E ee, başka contrary to aksine tersine zıtlık. As to aksine tersine zıtlık. Ayrıca şunu da bilmek gerekir ki contrary to ve as to birbirinin eşidir. Ve ÖSYM de sınavlarında eş anlamlı bazı bağlaç yapılarını vermektedir. Elemenizi bekleyerek. Geriye kalan kalan alan ezvenez ek olarak ilaveten ve because of den dolayı sebebiyle yüzünden paralel bağlar. Burada bir ek bilgi mi? Sebep sonuç ilişkisi mi var? Bakalım. Pasifik'teki adaların izole lokasyonunun yanı sıra eşsizdir mi derim? Yoksa Pasifik'te Ekvator'un kıyısının 1000 kilometre açığındaki adaların izole lokasyonundan dolayı mı burada hayvan türleri ve bitki türlerinin pek çoğu eşsizdir mi derim? Sebep sonuç ilişkisi var değil mi? Because of'den dolayı doğru cevap arkadaşlar. E, ez ve almadım. Çünkü eşsiz olmakla uzakta olmak birbirine ek olabilecek paralel durumlar değillerdir. Şimdi e, cümleyi son kez toparlayalım. Diyor ki Galapagos takım adaları ki orada e, türlerin bitki ve hayvan türlerinin pek çoğu eşsizdirler. Neyden dolayı? Ekvator kıyısının. Bin kilometre açığında Pasifik'teki adaların izole lokasyonundan dolayı Galapagos takım adaları diyor nedir? Dünyadaki en ünlü ada gruplarından birisidir. Doğru cevap Pikozov'dan dolayı sebebiyle yüzünden. Merhabalar arkadaşlar elimizde bir gramer sorusu var. Birinci boşlukta tense bilgisi, ikinci boşlukta ise hem zaman hem de verb bilgisi test edilmekte. Yukarıya çıktığımızda diyor ki, öncelikle zamanla başlayacağım. Diyor ki, çeşitli ilaçların etkinliği pek çok insanı tam ve aktif bir yaşam sürmesini mümkün kılmak sağlamak. Ne zaman sağlıyor arkadaşlar? Bunun cevabı var mı? Yok. Yani bu durumda past tense enabled olamaz. E geçen sene 1950'lerde gibi laflar yok. O zaman past olamıyorsa geçmişin geçmişi hiç olamaz. Had enabled past perfect'ten selenir. Geriye kalan enables olabilir yani mümkün kılar etkinliği. Is enabling mümkün kılıyor sağlıyor. Has enabled arkadaşlar sağladı, mümkün kıldı. Present'ları tuttuk. İkinci kısma baktığımızda ise model verb var ve be fiili var. Ya da diyor. E, daha yüksek seviyede işlevi, işlevini mümkün kılmış. Neyden, den, otherwise. Otherwise demek aksi takdirde. Şimdi aslında iki tane ipucu görüyorum ben burada. Aksi takdirde ve without. İlaç tedavisi olmaksızın mümkün olacak olandan, mümkün olandan daha yüksek seviyede bir işlevde aktif ve tam bir yaşam sürmelerini pek çok insanı mümkün kılıyor. Çeşitli ilaçların etkinliği. Yani eğer ilaç tedavisi olmasaydı mümkün olacak olan başka bir varsayıma dayalı senaryoyu kuracağız. Hangisi bu varsayımı yapar arkadaşlar? Used to be hey gidey eskiden öyleydi bu. Past habit eledim. Must be yapmalı etmeli. Burada zaten varsayım yok. Would arkadaşlar bunu sağlayabilir. Ve aslında A şıkkındaki could be de sağlayabilir. Bu durum her iki tarafında doğru olduğunu bildiğimiz Edirne'yi doğru cevap olarak işaretliyoruz. İsterseniz son kez bir çevirisini de toparlayalım birlikte. Diyor ki e, çeşitli ilaçların etkinliği pek çok insanın tam ve aktif bir yaşam sürmesini mümkün kıldı ya da e, daha yüksek seviyede işlev gösterme, fonksiyon göstermenin daha yüksek seviyesinde ve yaşam sürmesini mümkün kıldı. Neyden daha yüksek? aksi takdirde ilaç tedavisi olmadan mümkün olacak olandan daha fazla e, daha yüksek seviyede işlev göstermesini mümkün kıldı. Cevap E.